arkadaşlar ben Mehmet Tutlu. Değerli öğrencim Tonguç'la beraber size hücrenin bölünmesini anlatacağız. Canım hücre nedir biliyor musun? Hücre hocam insanın genel merkezi, başlangıç noktası, başkent. ya, ya Allah bu <laughs> nasıl bir tanem? Evladım hücre senin içinde 100 trilyona yakın olan Ha. Ve senin aslında tuğlaların. Yani küçücük küçücük hücrelerden oluştun sen. Bak mesela şurada belki 5 trilyon hücre var tamam mı? Ve bu hücreler birleşerek benim elimi oluşturuyor. Yani biz hücrelerden oluşuyoruz. Bunu anlamaya çalışalım. Hücrenin ne olduğunu birazcık daha değineceğiz sonra ama hücre bölünmesi nedir ona bakalım. Hücre bir tane... Başlangıçta vardı. Sonra ne oldu? Pat diye ikiye bölündü. Buna biz hücre bölünmesi diyoruz. O zaman hücre bölünmesi bir hücrenin bölünerek yeni hücreler oluşturması. Demek ki amaç neymiş Tonguç? Yeni hücreler oluşturmak. Çok iyi Tonguç. Mükemmelsin. Evladım peki ne zaman olur biliyor musun? Ee, yazıyor hocam. Okuyayım mu <laughs> Okum, Okuma evladım. Şimdi her zaman olmaz. Hücre ha. belli bir büyüklüğe gelince olur. Yani... Kıtırıcık bir hücre bölünebilir mi? Veya sen şu anda kaç yaşındasın? Hemen gidip de üreyebilir misin? Bölünebilir misin? Aa, hayır, bölemez evladım. Bu yaşta bu kadar. 16 şey... yaşındayım hocam. Evet. Yani istersemez daha yasal yaşım tutmuyor. Evet. Evet, yani yapamazsın. Ama tabii ki ileride yapacaksın. Büyüdükten sonra ne yapacaksın? Evleneceksin. ondan sonra üreyeceksin. Yani bir tane tonguçtan iki tane olacak. Ama şimdi değil. Belli bir büyüklüğe gelince oluyor. Peki niye olur tonguç? Bak, üremek için olabilir. Büyümek için olabilir, onarım için olabilir. Yani sen üremek için mayoz bölümü denilen bir bölüm yapacaksın göreceğiz sonra. Ondan sonra büyümek için ne yapıyorsun? Küçücük bir bebektin Tonguç sen başlangıçta. Evet. Küçücük annenin karnından çıktığında ufacıktın. Şimdi ne oldu? Eşek kadar oldun Tonguç. Teşekkür ederim hocam. Ondan sonra ne olacaksın? Ondan sonra bayağı bir eşek kadar olacaksın. Sonra ne olacak Tonguç? Hücrelerin sürekli bölüne bölüne artık yorulacaklar. He. Artık bölünmüyorlar. başlayacaklar. Yaşlanacağım. Aynen. Ama şuranı koparsam senin Tonguç bacağını. Ne olacak? O hücrelerin kendi kendini tamir etmek için ne yapacaklar? Onar. Onaracaklar. Aynen. Onu da hücre bölünmesi. Yani buna ÜBO kuralı diyoruz. Üreme büyüme onarım için olur. Aşamalarına bakalım Tonguç'um. Hücre bölünürken ilk başta böyle bu çekirdek ya hücrenin. Evet. Ortasındaki şey çekirdek. İlk başta bu çekirdek bölünür. Sonra böyle pıt diye kopar. Stoplazma bölünür. Tonguç'um biz buna çekirdek diyoruz. Bunu unutma. Hücrenin tam ortasındaki şey. Buna ise sitoplazma yani sıvı kısmına sitoplazma diyoruz. Bak bu daha bölünmedi. En sonda bölünüyor sitoplazma. İlk başta o zaman çekirdek bölünmesi, sonra sitoplazma bölünmesi oluşuyormuş Tonguç'um. Ondan sonra çeşitleri nelerdir? Mitoz ve mayoz. Mitoz ha. bölünme dediğimiz zımbırtıyı videomuzda anlatacağız. Merak etme. Mayozu da anlatacağız. Ne olduğunu anlatacağız ama bunlar Mısır cipsi değil evladım patosu. karıştırıyorum hocam evet ben peynirli cipslerle karıştırıyorum hangi ama. cipsen fazla seviyorsun hocam ben annem evde kendisi yapıyor cipsi oldu. mi Evet cipsi kendisi yok daha neler patates cipsi hocam kızartma işte he o, onu da öyle yani Böyle böyle Eylem, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum hocam. Adam ruffles işte bilmem ne böyle şeylerden cipsene uzak durmalısın. Çünkü sağlıksız şeyler bak senin o göbeğinin oluşmasının sebebi zaten o cipsler hocam, değil mi? göbek derken six pack demek istediniz galiba. Ya orada one pack görüyorum <laughs> ben aslında ama. Neyse Şimdi kromozom nedire baktığımızda kromozomun o çok önemli yeri. Çünkü hücre bölünmesinde esas kromozomdan başlıyor olay. Şimdi hücre bu dedik. Hücre zarı var en dışarıda. Evet. Onunsa içeride böyle sıvı kısmı var. Stöplazma diyoruz buna. Hı hı. Çekirdek ortadaki böyle her şeyin korunduğu asıl korunaklı yer ve içinde de böyle iplikler var. Bu ipliklerin adına Tonguç matin iplikler diyorlar. Hocam diyor ayıp oluyor. Var. Bana niye kro diyorsun? Hay yani. Allah. Kromatin iplikler. Evet doğru söylüyorsun. Bunun içinde aslında DNA var. DNA'nın zaten şeklini biliyorsun. DNA'nın şeklini herkes biliyor neredeyse. Saç örgüsü gibi hocam. Saç örgüsü gibi. DNA dediğimiz şey aslında şifreler. Unutma. Yani bizim hayatımızın şifreleri. Bizim ha. kimliğimiz. PIN kodu. Oha çok iyi. Gerçekten de iPhone'un girerken fast kodu gibi bir şey. Evet. Peki DNA dediğimiz ilk DNA ne yapıyor biliyor musun? İkiye bölünüyor Tonguç. Buna biz DNA eşlenmesi diyoruz. Çünkü oluşan DNA'lar aynısının tıpkısı. Aynısının tıpkısı olduğu için eş DNA'lar. Bu iki DNA da Tonguç. Bir tanesi bir tarafa, bir tanesi bir tarafa gelecek şekilde kromozomu oluşturuyor Tonguç. Yani Tonguç mozom nasıl oluşuyormuş evladım? kısalıp kalınlaşarak. Oha çok iyi. DNA'lar kısalıp kalınlaşarak ve bükülerek böyle bir şeyin içine paketleniyor. Yani bu paketlenmiş DNA diyebilir miyiz Tonguç? Kesinlikle. Paketlenmiş DNA. Ama iki tane DNA. Unutma Tonguç. iki tane DNA geliyor. Ve bu kromozom, bu DNA'lar aynı değil mi Tonguç? Aynı hocam. O zaman bu parça ile bu parça aynı kromozom. Aynı şey evet. H'nin iki parçası gibi düşünürsek bu parça ile bu parça aynı. Bu parçalara bakalım. Bu parçalardan bir tanesine kromatit, diğer par parçasına da kromatit diyoruz. Yani. yani. biz bunlara tonguç matit, tonguç matit hocam, diyoruz. Hocam ezmeyin beni. Evladım. Ya. O kadar geyik şey yapıyorum. öğretiyorsunuz. Artık kro değilim. Biliyorum bazı şeyleri hocam. Canım Öyle. geyik yapıyorum. Gerçekten kaliteli bir insansın. Teşekkür Her şeyi hocam. çok net anlıyorsun. Yani sayenizde senin hocam. bu kapasitenin Hücrelerin e, bölündüğü için hocam işte. Yani sınırlarını zorlamalıyız. Yani sen sınavlarda T-Octa falan filan YGS'de çok iyi yapmalısın ki Aynen hocam e, sayenizde inşallah. Annenizi annene babana rezil olmayalım değil mi? öyle adam? Tabii ki tabii. Ki. O kadar ders alıyorsun o kadar bir işe yarasın. Kesinlikle hocam yarayacak. Tonguç'cum bak kromatitler İki tane aynı DNA'dan oluşmuyor muydu? Evet. Bu bir parça, bu bir parça. Bu kromatitler aynı DNA olduğu için bunlara biz kardeş kromatitler He. diyoruz. Çünkü birbirleriyle aynı tonguç. Bu çok önemli bir bilgi. Mitoz bölünmede bu kromozomlar ne yapacak biliyor musun? Ortadan ikiye bölünecekler. Bir tanesi bir parçaya, bir tanesi bir tarafa gidecek tonguç. Ve Bunlar ortadan ikiye bölünce bir tanesi bir hücreye bir tanesi bir hücreye gidince oluşan hücreler de aynı olacaktır. Evet. Çok önemli. O yüzden bu bilgiyi kaçırma lütfen. Kromozom sayısı neden bu kadar önemli? Ona bakacağız şimdi. Bakalım hocam. Şimdi kromozom ilk başta ne zaman oluşuyor ona bakalım. Hücre bölünmesinden önce. Her her dakika oluşmaz. Ha. Yani pıt pıt kromozom oluşturalım. Kromozom yok. Hayır evladım. Normalde hücrenin içinde böyle iplikler halinde bulunur. Ha. Ama sonradan neye dönüşür? Kromozoma dönüşür. Ama ne zaman dönüşür? Sadece hücre bölünmesi sırasında. İpek böceği kozası gibi canlandırıyorum hocam ben zihnimde. Hani böyle o da böyle iplikler var, Ç açıyorsun kutu falan. Olmadı Çok mı? Çok önemli metaforlar yapıyorsun gerçekten de bu nasıl bir zekâ İpek ya? böceği kozası hocam. Ben onu yemiştim küçükken ne olduğunu anlamadan. O yüzden böyle bir garip oldum. Lan başka şeyleri de yeme lütfen bak. Tamam. Her bulduğunu yiyorsun ortalıkta. En son kalemlerime saldırmaya çalıştın. Lütfen Çok dikkat et. Nelerden oluşur e e kromozom? DNA'dan oluşur dedik ya hani bir tane parçası DNA adam oluşu çok önemli bir bilgi hangisi büyüktür bak Tonguç en büyük kromozomdur istisnasız hmm. sonra daha küçük DNA vardır en küçük DNA'dır ama DNA'nın da parçalarına girersek daha da küçükleri küçültebiliriz ama bak kromatin iplik küçüktür kromatit Hı hı. Ondan sonra da kromozom Bak hepsinin başında Tonguç 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 yazıyor görebiliyor musun aynı Tonguç Aynen hocam görebiliyorum Evet Tonguç'um kromatin kromatit kromozom O zaman sırası bu Peki kaç tanedir her canlı da farklı Ama buraya bir yıldız koydum çünkü bazı canlılarda aynı olabiliyor Bak insanda 46 bunu kesin bilmek zorundasın Tonguç Yani ezbere bileceksin Kedidekini bilmek zorunda değilsin ama kedide 38 tane vardır ha. O senin böyle pıtırcık sevdiğin minnoşçular var ya hani, onlar da 38 tane benim var Tonguç benim. Maymunlarda da Tonguç 42 tane var. Yaklaşmışlar hocam bize. Ee, bize bayağı. <laughs> Eğrelti otunda 500 tane var sana fark atmış Tonguç. Allah Allah neden öyle? Tonguç Allah öyle yaratmış vallahi yapacak bir şey Aynen. Peki Moli balığında tonguççum 46 Allah Allah ben balık mıyım Tonguç? Aynen. Değilsiniz hocam yani. Teşekkürler sen balık mısın Tonguç? Ben şanslıyım hocam balık şansı var bende. Bazen... Sizin gibi bir hocam var yani sonuçta. Teşekkürler bana. ama bazen böyle ağzını açıp böyle açıp açıp duruyorsun. Ben zannediyorum böyle bir. Sanki genetik etkin... bir yakınlık olabilir hocam. Evet olabilir. ama kromozom sayısıyla genetik yakının hiçbir alakası yok. Ha, o yüzden korkmana gerek yok. Oh. Yani şöyle bir soru gelsin sana, eğrelti otu bizden daha mı gelişmiş bir canlıdır? Tabii ki hayır. Şüş yani, yani. eğrelti mı? otu ot yani ot. Hani ottan bir farkımız olsun değil mi Tonguç? Yani yani. Yani bazı bazılarının ottan farkı yok ama senin ottan bir farkın olsun Tonguç. 500 tane olsa bile insanın içindeki şifre daha değerli. He. Bunun içindeki sayı önemli değil, şifre daha önemli. Dolayısıyla haticeye değil neticeye bak ya. Ha, evet hocam. Evet. Halbuki neticeye değil haticeye bakmak lazım burada. Ha. İnsanın içindeki 46 kromozomun şifresi çok daha gelişmiş. Anlam. O zaman kromozom sayısının gelişmişlikle bir alakası yok. Unutmayalım Tonguç'um. Evet o zaman ödüllü sorumuzu sorum. yap, cevaplara gönder bakalım.